Ya kim gelecek acaba kız? Yeminle merak etmeye Kim başladım. Gelirse gelsin. Ne Bence gelir erkek gerçekten. Çünkü bu kadar geç geldiğine göre önce o tarafa gitti. Sonra bu tarafa gidiyor, buraya geliyor. Sonra buraya gelecek de. Erkek de kim yani mesela? Kim olabilir yani? Bir düşünüyorum. Nur, ne olacak senin bu halin? Bilmiyorum kanka. Ne gibi? Kardeşim sen böyle adaysız, sevgilisiz. Yok oğlum şimdi ne oturduğun yapayım? Oturduğun yerden onu bunun arasını yapıyorsun. Onu bunu barıştırıyorsun ama kendine hiçbir şey yapamıyorsun. Senin bir aşk yaşaman gerekmiyor mu artık? Gerekiyor. Ay. Aşk geliyorum demez ama. Aşk kapıyı çalınca diyorsun. Aşk kapıyı kırınca diyorum artık. Kırsın geçsin diyorum yani. Ne olacak? Peki bir aday gelse sana. Sen Semih'i kalbinden çıkardın mı komple? Kalbime gömerim o zaman. Öyle kalpten çıkarılmak kolay olsaydı. Peki Semih'i gördüğün zaman için böyle kıpırdıyor mu? İşte görmemeye çalışıyorum. Ya şöyle söyleyeyim sana. Aslında Semih'le ilgili konuşmak hiç istemiyorum ama. Ne kadar ayrılmış olsak da Semih'le. Onu hala sevdiğim için o gördüğüm görüntüler beni çok üzdü. Hani, beni de üzdü ama. Ya gece kulübüne gidebilir. Bu her erkek, her ya biz de yapıyoruz. Anladın mı? Gece kulübüne gitmesi değildi beni üzen. Ses kayıtlarıydı. Ve yani onun sonunu düşünmek istemiyorum. Yani insan sevdiğini paylaşamaz ki başka biri. Kaldı ki dışarıdan tanımadığım bir kızın birisi. Ben burada ilmik ilmik uğraştığım, kazanmaya çalıştığım insanı bir günde alabilecek bir insan. Yani insan yediremiyor bunları, anladın mı? Hani bu kadar değer verirken kaldıramıyorum ben yani. Yok fişlik değil ya. O yüzden Semih'i de o şekilde görünce kendimi uzaklaşmış hissediyorum. Artık hani soğumaya başlama evresindeyim. Ha, şunu sorarsan Semih'i unuttum mu? Hayır. Nur'la bugün bahçede sohbet ettik. İşte yeni aday hakkında konuştuk. Ben Nur'a bir soru sordum. Sana yeni bir aday gelse ne yaparsın diye. Onu bana verdiği cevap burada Semih ne yapar oldu. Yani Nur'cum sana yeni bir aday gelse fark edemeyecek durumdasın. Çünkü senin aklın hala Semih'te. Aa! Wow. Mehtap! Sarı olmuş. Hoş geldin. Kız ne güzel olmuş. Olmuş mu? Ne güzel olmuş. Adayım ne isterse o arkadaşlar. Ay be. Baksana. Çok güzel, çok güzel olmuş. Tarzına bak ya. Tüh ya, ben de fişlik yapmıştım. Altına bak ya, her gün başka. Tamam. Aha! İnanmıyorlarmış, üstüne geldim, bastım seni. Fişlik mi veriyorsun yok, şu an? Yok. Sabah vermiştim. Meto sana. Meto. Ay Meto. Yine geliyor. Bunu doğru söyleyeyim. Bak bu sefer de çok güzeldi bir adayım ben. Saçlarını birazcık aç. Halsına yakışıyor ya. Çok güzel olmuş Mehtap. Biz şey bekliyorduk ya. Çok boyandığı için o kadar beklemiyorduk. Mehtap bana bir döneyim. Yanık falan bekliyorduk. Mehtap bu şurdu bana veriyorsun. Biliyor musun birazcık küllü gibi. Ay çok tatlı. Rocker falan yani. Müthiş. Evet. Aynen. Ya o kadar fişlik verdim ya, saçını koyu yaptın diye. Çok üf. Güzel. Ne dedin? Dedim ki Murat abi dedim hani dedim siyah yaptın saçını. Hani köy saçlı renkli gözü seviyordu. Esmer seviyordu, renkli göz seviyordu. Onun için mi yaptık falan dedim. Ama Ransel'deki alakası yok dedi. Ben sadece fikrimi söyledim. Onun için yaptırdı demedim ama. Ya artık yağcı olsun dedim, Murat'a dedim damlamaz dedim. Ben de. Aferin sana. Eve geldiğimde kızlar yeni bir fikir üretmişler. Murat'la alakalı. Hiç alakam yok. Murat'ı düşünmüyorum bile. Murat'ın M'si bile aklıma gelmiyor. Artık Ali için bir şeyler yapmak istiyorum. Kendi aşkım için bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden saçlarımı sarı yaptım. Bu dün hani Tankut konuşmaya çalışıyordu ya. Biliyorsun Tankutlarımız iyi değil ikimizin de. Ekrandan. Tankut konuşmaya çalışıyordu. Her zaman kendini göstermeye çalışıyor desek. Artık Tankut konuşmuyor. Kendini göstermeye çalışıyor desek. Ama ben dün ilk defa Tankut'a hak verdim. Ne konuda? Çünkü Tankut'un da... Boş konuşuyor bence. Hayır, hepimizin konuşmaya hakkı var Meto. Dün kötü bir şey söylemedi farkındaysan Tankut. Fikrini soran oldu mu? Hayır, fikrini Seda Hanım sordu. Hayır. Konuşmaların içinde 4 kişi varız. Anladın mı? Hı-hı. Batuhan, Ayça, sen, ben. Hadi Emre annesi olduğu için. Hani annesini karıştırmıyorum. Çünkü konuşmalarımda annesi olayı yoktu. Arkada nasıl yırtınıyor Seda Hanım dedi ki artık konuş olsun. Allah kim yırtıyor kendini öyle konuşsun dedi. Bu da gıcırdayıp duruyor. İşte yani. Ben neye sinir oluyorum biliyor musun? Neye hak verdin sen? Tankut'a nasıl hak veriyorsun? Bak Tankut'a nasıl hak verdim hemen söyleyeyim. Hı. Bu evde hepimizin konuşmaya hakkı var. Evet. İşte sen konuşamazsın işte bilmem ne yapamazsın. Kim söylüyor bunu? Eser.
Vermedi mi dün? Eser sana mı öyle parladı? Tankut'a parladı. Tankut'a parladı öyle. Evet. Hani? Heh, ne oluyor ya? Bizim. Ne oldu bana? Islanmış öyle. Ha, Ondan sonra? Terlemişsin. Her neyse. Hani bu kadar hani birbirimize sen konuşamazsın bilmem ne yapamazsın deme gibi bir hakkımız yok bizim bu evde kimsenin kimseye. Bu kadar saldırgan olmamak lazım. Bu kadar saldırgan olmamak lazım. Ben buna çok kırılıyorum ya. Gerçekten çok üzülüyorum. Birbirimize bu kadar saldırgan olmamıza gerçekten çok üzülüyorum. Bu senin bakış açın. Bir. Şu bakış açısını da yapalım mı? Yani farz edelim ki... Tankut'un da her konuya atlamasına sinirleniyor. Tankut'la alakalı hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim gördüğüm yön şu. Cansel'le ikisi çıkıyorlar. Cansel'i benimsedi, evlenmek istediği kadın. Cansel kötü bir şey bile yapsa yanında Eser var. Bu haklı ya da haksız olsun her türlü hiçbir şekilde kimseyi konuşturmayacağı anlamına geliyor. Bu çok güzel bir şey. Erkekler de bundan çekiniyor. Nereden belli diyeceksin hani bu nereden belli? Batuhan daha konuşmaya başlamadan Cansel işte burada Eser'i severim kardeşimin işte yavuklususun. Bu yüzden sana işte bunu hiç yakıştıramadım. Bak üslubun güzelliğine bak. Eser'den çekiniyor ama. Bu çekingenlik üslubu. Çekingenlik üslubu farklı bir şey tamam mı? Acaba Eser olmasaydı, Cansel tek olsaydı bana yaptığı yorumların aynısını Cansel'e yapabilir miydi? Bir. Anladın mı? Hani Tankut'un abarttığı kadar da ortada bir kötülük yok. Anladın mı? Burada herkes birbirinin arkasından fişnik yapıyor. Erkekler yapınca fişnik, biz yapınca kötülük akıyor oluyor. Farkında değil misin? Tabii ki de. Eser de bunu en azından kendi sevgilisine yaptırmıyor, nişanlısına yaptırmıyor diyelim. Anladın mı? Ya bu ben, çok güzel bir şey. Ben bunu takdir ettim. Şunu ama diyorum. Bu kadar yükselmesi, evet. Eser'in, dışarı çıkacak kadar, hastalanacak kadar yükselmesi. Eser'in bu yaptığı çok güzel bir şey. Sağlık sorununa giriyor bence. Ona hiçbir şey demiyorum. Hı. Evet, ben de mesela sevgilimin beni savunmasını, korumasını isterim. Elbette ki. Ama başkalarının haklarını eğer ki sen el koyuyorsan, başkalarının özgürlüğüne el koyduğun anda senin özgürlüğün orada biter. Anladın zaten mı? Bitiyor. Şeyin farkındayız. Eser de bunun farkında. Şurada kızcağızla konuşuyor bahçede. Ben Ali'yle diğer köşedeyim. Aniden bir yükseliyor. Sen bile koştun gittin önüne. Eser kendine geldi. Hepimizin düzeni bozuluyor. Biz 80'in değil. Aynen öyle. Hepimizin düzeni bozuluyor. Ama onun burada bir aşkı var ve şu an arada hani çocuk aileyle ama sevgilinin arasında kalmış bir durumda. Ama bak bu kadar bencil olmamak lazım Mehtap'ım. Eser'in öyle yapması açık söyleyeyim. Tamam çok... Dünkü rahatsızlanıp da çıkacak kadar olması tabii ki absürt. Kendine kınıyorum. Zarar veriyor ya. O yaptığını kınıyorum çünkü herkesin huzurunu kaçırdı. Bunu kınıyorum ama ondan önceki Cansel'e sahiplenişi var ya. Çok hoşuma gidiyor. Takdir aşağıya. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey ama görüyorsun. Ben şeyi anlamıyorum hani... Ali bir tanışma yoluna girdikten sonra herkes saygılı olacak dedi. Yanında hani bu kadar da bahsediliyor da... Yani nasıl ne kadar sabırlı bir insan diyorum kendi kendime bakıp da Ali'ye. Hani gerçekten çok sabırlı çünkü Eser'i görüyorsun halini. Sana bu kadar yapılana rağmen Ali sessiz kalabiliyor, hani sabredebiliyor. Ama neden? Benim de cevap verebileceğimi biliyor, kendimi savunabildiğimi biliyor, anladın mı? O yüzden ben ona arkadaşlarımla olan muhabbete karışma dedim. Özellikle kızlarla olan kavgama. Kesinlikle karışmayacak. Biliyor zaten. İzleyip geldim diyor ya. Bu, beni böyle olduğum gibi kabul etmesi de hoşuma gidiyor. Anladın mı? Ben de insanlarla tartışabilirim. Hop sen onunla tartışamazsın. Hop ne oluyor kardeşim falan yok. Anladın mı? Çok centilmen. Beyefendi bir davranış yani. Sen yeter ki